Herkese merhaba, yeni bir konuklu toplu pakete çalışma videosundayız ve bugün konuğum Mert Rane Yılmaz. Hoş geldin. Hoş buldum, nasılsın? İyi, sen nasılsın? İyi, nasıl olayım vallahi ya. Kalktın Ankara'dan geldi bu arada. Ankara'dan kalktık geldik vallahi. 3-3,5 saat falan sürdü. Bu arada 5 saat sürmesi gereken yolu 3,5 saatte geldi. Çok ettik ya, çok dikkatli yavaş geliyor. Yavaş ben yavaş canlı geldim. Takip ettim. Konsepti biliyorsun artık. Konsepti biliyorum az çok. Yani ha. Hediyeler geliyor. Hediyeleri alıp götürüyorum. Evet. Hediyelerimizi açıyoruz, inceliyoruz. Hepsi seni düşünerek aldığım ürünler. Yani aslında benim için birazcık şey. Sana uygun ürünü buldun mu, bulamadın mı? Puanlıyorum bir de herhalde. Evet, puanlıyorsun bir de. Biraz Kordi'den destek aldım. Abinden destek aldım. Abimden destek. Bakalım ne dediler? Söylemediler değil mi hiçbir şey? Yok, bana kimse hiçbir şey söylemedi. Hiçbir şeyden haberim yok. Bir tanesini de ben seçtim. Ne seçtin? Onu görürsün işte. Hadi bakalım. Be. Hangisini sen seçtin? Ha dur, tamam. Ne seçtin acaba? Meraklanırım bak ben böyle şeylerde duramam. Bak sen bana söyleme. Ben buradan diyeyim ki bunu sen seçmişsin. Tamam. Tamam. Şimdi bunları bir alacağız yere. Sonra istediğini seçip başlayabilirsin. Tamam. Yere koyuyorum direkt buraya. Aynen. Bir yoklayarak aldım öyle şey. Yokladım. Hani bunu mu alsam? O hafif ağır gibiydi, o bir şey oldum. Gözüme kestirdiğini seç. Tamam, ben gözüme kestirdim. Ben az önce de bunu zaten güldük. Ben bunu gözüme kestirdim şöyle. Yurt dışından gelmiş bir paket. Yurt dışından mı geldi? Tamam. Valla ben bu hediye alma olayını çok seviyorum ama hediye açma olayını bazen beceremiyorum ama bunu tek bir şekilde açtık. Bu ne? Bu iyonizer. Düşün niye aldım bunu? İyonizer. Kokuları falan gideriyor. İyonizer ne için olabilir? Koku giderici ya. Evde kullanmak için ne için olabilir yani? Arabanın bagajında ne yaptın sen? Aa, sen onu nereden şey yaptın? Bir şey diyeyim mi? Hala kokuyor. Onun kokusu hiçbir şekilde çıkmadı. Bu düzeltir tamam, mi? Düzeltecek umarım, bilmiyorum. Ben bunu bu arada direkt denerim. Ben bunu çok merak ettim. Size direkt geri dönüşünü atarım bunu. Araba ne kokutmuştun arabada sen? Ya benim arabada ne oldu biliyor musun? Ben bahçeden, bizim dağ evinden bahçeden kabak topladık güzel güzel. Ondan sonra ben onu eve götürecektim. Sonra sen Mert onu bagajda poşette bırak. Sen onu bagajda poşette bıraktıktan sonra bir hafta yine bir şehir dışına git, dön gel. Ondan sonra bir hafta kaldı bir de. Evet, bir hafta kaldı. Ondan sonra bir hafta üzerine de bir daha geldim. 2 gün geçti. Bir daha şehir dışına gittim. Şehir dışına bu sefer binerken arabada bir koku vardı. Böyle şey bir koku, tatlı böyle hani. Dedim ki ya ne koktu bu arabada? Ondan sonra tekrar şehirden döndüm. Bagaja bavulları koyarken bir açtık. Kabak şey olmuş artık hani. O kadar beklemiş ki bildiğin sıvı haline gelmişti. Poşetler falan delinmiş her şey. Onu bıraktım zaten, aktı gitti onu. Neler yaptım geçmedi. Hala da kokuyor bu arada. Nereden aklına geldi bu senin? Ses bak, şu an çalışıyor bu. Şu an iyonluyor. Bir şey yapıyor şu an. Şu an yapıyor, çekiyor. 30 diyor. Kalite mi bu? Bilmiyorum ki, okumak lazım. Aa, bu hava şey bak, derecesini ayarlıyorsun burada bir tuştan. Hı hı. 30, 60, 180 diye. Artıyor mu? Düşüyor şu an. Düşüyor. Demek ki iyonize yapıyor işte böyle gönderdikçe. Bakalım geçirecek mi? Bak şu an acaba bu geri sayım mı? Aa evet, 180 saniye iyonize ediyor. Evet, 180 saniye temizleyecek muhtemelen bu. Ama o zaman sürekli nasıl çalıştıracağız? Bunu bildiğim bence koyuyorsun şöyle. Atıyorum diyorsun ki çalışma süresi. Mesela ben bunu 180 saniye burayı temizle diyorsun. Ben bunu bırakacağım, bunu 180 saniye temizleyecek. Ondan sonra gireceğim. Böyle bir kokuyu alacaksın. Devam ediyor mu? Yine 180 saniye kuracağım. Devam ediyor mu? Yine 180 saniye saracağım. Var ya, 3 seferde iyonize eder her yeri. Denersin. Çok iyiymiş. Ben bunu beğendim. Harbiden. Kaç? 10 üzerinden mi? 10 üzerinden. 10 üzerinden ben buna 9 puan veriyorum. Çok beklemediğim yerden bir hediye geldi. Çok harbi çok merak ediyorum bunu. Ciddi merak ediyorum. Bak işte. Ben hediye açmayı seviyorum dedim ya. İşte bunları açarken zorlanıyorum. Bakalım. Senin şeyi de izledim ya. Hediye videonu izledim. Gördün mü onu da, bazılarında çok zorlanıyorum ya. Hediye de nedense ben açarken bu kutu açma olayında özellikle. İçinde bir şey varsa gitti bu arada. Evet, bu arada yanlışlıkla biraz derin kestim. Bu RGB gece lambası. RGB. Ayrıca telefon kablosuz şarjı. Oo, ciddi misin? RGB şekilde koyuyorum masama. Aynen. Hem ışık veriyor, hem telefonumu şarj ediyor, hem de alarm falan var. Da kuruyor herhalde. Aa, uygulaması da varmış. Güzelmiş. Açalım mı? Yo. Bence açalım ya. Çalışıyor mudur? Çalışıyordur ya. Hani şarja falan takmamız gerekiyor mu acaba? Ya senin adaptör, akıllı ev bu. Akıllı evde her şey vardır ya. Şarj etmeme şansımız yok. Adaptör ve şarj şeyimiz, kablomuz çıktı. Type-C. Type-C severiz. Şey de, iyonizer de Type-C'ydi bu arada. İyonizer de Type-C'ymiş. Çin'den geldiği belli oluyor sanırım şu an. Ha, artıyor da. Işık şiddeti. Oo. Bak bu benim sevdiğim ama Ankaralı Ankara. Bu Ankara'nın özeti, anladın mı yani? Şu an Ankara'nın sokaklarındasın. Bu güzelmiş. Telefonun müsait mi? Hop, kablosuz şarj. Bitti ha. Bunda tek korkum ne biliyor musun benim? Şu an tek tedirgin edecek şey şu. Gece yatarken acaba birileri seni arasa bu telefona ne olur? Ha, titreyip düşer diye mi? Titreye titreye düşer mi bildirim geldiğinde? Çünkü bak burası şuradan böyle
Bir düşmelik sallanma, ya. Düşmeye... Acaba şey yapsam, buraya bir kaydırmaz koysam. Bak burada zaten bir kaydırmaz gibi bir şey var. O zaman kabuğuyla beraber tutar ya. Evet, uygulamadan da herhalde... Renk seçmek için herhalde. Renk falan, bir de device management diyor. Acaba alarm falan da telefondan kuruluyor mu? Ya alarm gibi bir şey gördüm. Telefondan kur, burada telefon durur kanka. Gerçi doğru, telefona şey yaparız ya, doğru. Yo, güzel ürünmüş ya. Renkler değişiyor. Ha bak. Aradan geçiş yaptı. Ben buna 7 puan veriyorum, o da şu... sallanmasından dolayı. Benim biraz puanlar yüksek mi? İyi mi yoksa? Diğer gelen konuklara göre. İyi ya. Şey yapmak istemiyoruz. Yönlendirmek istemiyorum. Aha. Yüksek geliyorsa bana okey yani. Bak işte mesela böyle ürünlerde böyle zorlanıyorum. Makasla verebiliriz. Yok, makasa gerek yok ya. Şöyle açarım herhalde de. Ürüne zarar gelmesin de. Bu hanım seninki. Harun gibi de ya. Söylemeyecektim. Bu kestik. Bir dakika, YouTube değil mi? Ben tahmin edeceğim. Bir şey diyeyim mi? Bu kesin Harun. Kesin Harun bu. Kesin %100. Senin oyunun oyunda 124 var mı? 124 şey Assetto da mı? Evet. Onda her istediğimiz arabayı koyabiliyoruz. 124'te muhtemelen vardır zaten. Bu şimdi uzaktan kumandalı. Hacı Murat. Araba bir Hacı Murat. Peki. Bunu şöyle koydum. Bu pilli mi? Pilli gibi. Aa, plakası da MRT. Gerçekten mi? Bak 34 MRT. Ya Murat'tan. Murat ya. Şimdi lan. Dedim herhalde özel yapılmış. Bir şey diyeceğim, güzel denk gelme bence ya. 34 MRT 120. Bence Mert ama Murat falan değil. Şimdi meşhur soru. O şarkıyı söyleyecek misin? Tam derman. Derken. Aa, çok kaliteli durmuyor. Bakayım. Bir... Aa, küçükken biz bunda ayarlarını yapıyorduk bununla. Şuradan şunları çevire çevire şey ayarı yapıyordu bak şu alt tarafında. Bunu 10 yaptım. Çalışıyormuş. Bak, aa, ışıkları da yanıyor. Nasıl? Dur bakayım, bir geri getireyim. Bir dakika, ışık yansıması mı oldu az önce? Hayır yanıyor. Bence hiçbir şey olmaz. Bu arada bir şey olmaz buna ya. Ama ben yanılacakmış gibi dönmüyor. Dönmüyor ya. Aa, şu kadarcık dönüyor. Niye bu kadar az dönüyor? Ben sana bir şey diyeyim mi? Gücü yetmiyor döndürmeye. Bak, burada böyle dönüyor ya. Işıkların yanmamasının sebebi de gücü yetmiyor. Evet, bence bunun gücünde bir problem var. Ama pilli daha paketten çıkarttık. Evet. Yani pil şey olmuş olamaz. Yo, bu arabayla alakalı bence ya. Harun'u seçeceği ol... neden bu kadar olmuş? Harun'cum çok güzel düşünmüşsün. Özellikle plaka detayı çok hoşuma gitti. MRT plaka yaptırman. 8 puan veriyorum buna da. O da şeyin dönmemesinden dolayı. Lastiklerin dönmemesinden dolayı. Plaka detayından dolayı zaten 8 puan verdim. Normalde 6 puan verecektim. Bak. Bak bu iyi bir şeye benziyor. Bu nereden? Çin mi? Çin şu gibi an ya. Bilmiyorum. Bu Çin gibi Çin. Az anlıyorsan bu işte bu Çin. Çin baba bu. Her türlü Çin. İçindeki kutu da ben Çin değilim diye bağırıyor ama. Harbi mi? Oy! Oy! Şöyle bir Harry Potter. Bu ölüm yiyen maskesi. Evet, ölüm yiyenlerin şeyi. Öyle bir paketlemişler ki. Oy, ne güzel lan. Kalem mi bu acaba? Bu onların herhalde. Evet, kalem bak. Kalem ama çok... normalde ne? Bu onların kullandığı hançer herhalde. Allah Allah. Potter eder, siz bilirsiniz. Ben o kadar detaylı bilmiyorum bunu ama. Bu herhalde onların kullandıkları ya da dişi falan mı lan bilmiyorum. Ben Harry Potter'ı bayağı detaylı biliyorum da böyle bir nesne hatırlamıyorum yani. Bir şey. Ya bu bir şey. Aynen, o ben de çözemedim. Burada sticker gibi bir şeyleri var. Burada bir de Tom Riddle'ın şeyi mi? Evet. Riddle'ın. Aa, işinden şeyi. Bunun çıktığını bilmiyordum. Ha, böyle özel şey bir şey var mı içinde? Bence işi normal düz şey. Ha, normal ya. Çizgili aha. Defter. Maske biraz tırtmış. Köksal babanın maskesi gibi olmuş değil mi? O pek ya maske bu, gibi bu, evet, bu herhalde asmalık bir yeri ya da mesela atıyorum şöyle. Benim bu arada evimde Harry Potter köşesi var ya. Gördüm canım. Onu, hayır, onun dışında bir de evimde ayrı bir yer var, o hiç göstermediğim. Aa. Evet, orada işte farklı şeyler var. O tam böyle orası da raf gibi. Oraya tam böyle asıp koymalık. Yanına da aslında şunu önden şöyle koyup. Yok bak, bence şöyle. Hah, evet. Şunu şöyle koyacaksın. Aynen öyle. Bu düşmezse... Bunu bunları bantlarsın buraya. Bunu hallederim ya. Dur, arkasında herhalde şey yazıyor. Basilisk dişinden... Basilisk dişiymiş. Kalem yapmışlar. Basilisk neydi? Yılan vardı ya sınır ordasında. Doğru. Tamam. Ya ben de Slytherin varisi çağırdım buraya falan diye şey yaptım. O kadar Slytherin'im ben. Slytherin'i seviyorum bak. Ben Slytherin'i... Sen kimi seviyorsun şeyde? Ben de Slytherin'ciyim. Slytherin'i de peki en çok kimi seviyorsun karakter olarak Harry Potter'da direkt? Harry Potter'ı seviyor musun mesela? Ben Grindelwald'cum. Grindelwald. Ben mesela Harry Potter'ı hiç sevmiyorum. Öyle şeylere çok gülüyorum.
Ben seviyorum ya. Yani şöyle koyup sergileyeceğimiz bir ürün. Puan buna da 7 puan veriyorum. Ya o kadar Harry Potter köşem vardı da Slytherin'de. Hayır bak de. Çok güzel. Çok güzel ama bence bu maske olsaymış çok daha güzel puan verirdim ben ya buna. Ya takılabilir boyutu evet, olsa. Evet takılabilir mi? Olsa çok güzel olurmuş. Ama çok güzel şu falan güzel yani kalem imzaladığını düşünsene bunu bir yerde. Haydi bakalım. Ne bu ya? Genelde sen açmadan ben de anlayamıyorum. Evet bu zaten anlaşılacak bir şey gibi değil yani bu. Ama bir sağlam paketlemişler. Evet iyi bir paketlenmesi var. İşte bu. Bak güzelmiş. İşlemesine bak. Oy şimdi gördüm. İşte aradığım işleme bu. Bıçağı bir açayım da sakat bir şey olmadan. Bu kurt kabzalı. Kurt kabzalı bıçak. Bıçağı. Aynen. Kampa zaten kendisi çok büyük güvenlik koruyucumuz. Geceleri bizi koruyan kişi. İşte kendisine sen de yanında eşlik et diye. Ben de yanında sana artık eşlik edeceğim bu bıçağımla beraber. Bu arada şeyi falan güzelmiş yani. Fotoğrafında şurada da kurt lazer işlemesi vardı. Buraya koymamışlar. Bu arada ihtiyacım vardı biliyor musun? Bıçak yoktu benim. Bıçağım yoktu kamp için. Baksana şöyle falan güzel duruyor. Bunu takacaksın şöyle bel kısmına. Buna puanım 8.5. Kötü mü ya? Tekrar. Buna puanım 9 var. Direkt açtık öyle herhalde. Elektronik mi bu? Bu kutu sanki elektronik kutusu gibi. Ne yazıyor? Handmade Craft Atölye Çınar. Aç da. Ha bu şey. Zippo kılıfı. Oo, bak yine kurt detayı. Bak yine kurt detayı görüyorsunuz. Yok güzelmiş. Peki içindeki Zippo da yollamışlar. İçinde Zippo da var. Ben sadece kılıfını aldım bu arada Zippo'yu da yollamışlar. Bu arada gerçekten içinde Zippo var. Atölye Zippo Çınar. Mu? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bunu benzinle eklerim şey yapılırsa. Yo güzel çok güzel. Bir bakabilir miyim merak ettim. Tabii ki buyurun. Tamam orijinal değil içindeki. Yani onu orijinal zaten göndermezler diye tahmin ediyordum. O da orijinal olsaydı çok teşekkür ederdik size. Bu arada fark etmediyseniz Mert kurtları seviyor. Evet ben kurtları seviyorum. Arkada da görüyor olabilirsiniz. Kurt seviyoruz. Beğendim. Puan? Buna 9 puan veriyorum. Güzel. Buna 9 puan veriyorum. Bu harbiden hoşuma gitti. Diğerleri de hoşuma gitti bu arada. Bu sana değil. Değil mi bana? Battal Bey'e mi? Evet. Hayır Battal'a da değil ya. Lora'ya mı? Robo'ya mı? Kime? Lora ile Robo'ya. Heh. Açıklayacağım ne olduğunu. Bu ısıtma pedi gibi ısıtma bir şey. Isıtma pedi gibi bir şey. Bunu kulübelerin duvarlarına ya da altına koyuyorlarmış. Az enerji harcayıp kulübeyi ısıtıyormuş. Kulübeyi ısıtıyormuş direkt. Aynen. Bu arada ben de mesela kulübeyi normalde şey yapmasın diye kum döküyordum. Hani betona yatmasınlar diye altına onun özel bir kum var. O kumdan almıştım onu döküyordum onun yerine bunu kullanırım. Bunu o zaman bunun altına. Evet bak bu 3 tane miydi 4 tane miydi neydi? Dur ben sana yardım edeyim şöyle tutayım. Evet 3 tane var yanlışlıkla. 3 tane. Hı-hı. Bunları kulübenin altına şöyle yan yana biraz aralarında boşluklarla koyup onun işte elektriğe bağlayacağınız üstünde yazıyordu bak bir tane kağıt vardı özellikle üstünde bıraktım. 2 tuşlu termostat kullanım kılavuzu ile yapamaz iseniz YouTube'a multiteknik yazınız videolar içinde ayarlama videosuna ulaşacaksınız. Ha tamam YouTube'da şey varmış bu kağıt önemli o zaman. İşte derecesini falan ayarlıyorsun. O derecede kalıyormuş kışın. Bu arada köpekler için mükemmel bir şey. Benim köpeklerim olduğu gibi sadece bahçede yaşıyorlar hani eve hiçbir şekilde girmiyorlar. Ne kadar oldu boyutları? Bir şey diyeyim mi? Aşırı büyüdüler ya. O cins kocaman zaten. Evet, Akbaş zaten çok büyük. Şu an Robo mesela erkek olan şöyle falan oldu dururken. 6 ay falan oldu. 6 aylık falan şu an. Şu anda böyle. O zaman belini geçecek onlar senin. Daha da geçer. Daha da büyür ya. Çok büyüyor onlar. Bayağı büyüyor. Bayağı da tatlı. Bir de çok şımarıklar. Doğru düzgün şeyini yapamadım. Eğitim aşamasını biraz doğru düzgün yapamadığım için şu anda tutamıyorum yani. Gelseniz mesela sizi bir gün misafir etmek istiyorum zaten orada. Geldin ya. Geldiğin gibi üzerine atlar. Direkt sürekli patiler, oyun oynamak için bırakmaz, bir yere gidersin peşinden gelir. Hiç yani dur diyorum durmuyor, yapma diyorum ya her şeyi uygun yani dediğim her şeyin tersini yapıyorlar. Tam da şımaracak dönemleri tam, ya. Tam şımaracak zamanları ve çok şımarıklar zaten. Açıyorum. Aç. Puan vermedim. Ha puan. Puan köpeklerimin hayati noktalarına değindiği için ben buna 9 puan veriyorum. Güzel ama hiç 10 alamıyoruz. 10 bilerek vermiyorum. Ne olur ne olmaz şimdi belki çok iyi bir şey gelir bir şey olur hani hepsinden farkı olsun diye. Yoksa hepsi 10'da 10'luk hediyeler. Bu ne biliyor musun? Oturma şeyi mi? Hani sen klima taktıramadın ya odana. Ya! Ve saatlerce bilgisayar başında oturuyorsun ya. Ha, altında şey olsun diye mi? Fanlı minder. Ha fanlı minder mi direkt? Çok iyi bir şey. Bu arada bir şey diyeyim mi? Çok eziyet ya. Abi klima nasıl takamam odaya ya? Seninle de bayağı muhabbetini döndürmüştük bu klima takamama muhabbetini. Ya ben diyorum ki takılmama ihtimali yok. Şimdi adamlara sorduğum zaman adam da diyor ki takılma ihtimali yok. Neden diyorum? İşte odadan şuradan şunu geçirtmemiz gerekiyor. O geçerken mobilyaya takılıyor. Mobilyanın şuradan şunu yaptığımız zaman bu buna engel oluyor. O oyuna engel oluyor. Dedim tamam o zaman takmayalım. Ya adam da şey yoktu. Bu takılabilir de
Hani şöyle yaparsak takılır falan. Bayağı adam bildiğin çok olumsuz bir şekilde bu takılamaz dedi. Peki daha profesyonel birine gitmeyi düşündün mü? Gitmedim. Ben. Allah denemedim onu. Çünkü yaz bitti ya. Oo, bu iyiymiş. Bu harbi işimi görür. Kaç tane fanı var? Her yerde fan var sanki. Bir, iki. Ben sanırım dört tane var gibi. Yani oyuncu koltuğuna da sığar, direkt arabaya sığar. Da sığar. Bu oyuncu koltuğuna direkt sığar benim ya. Direkt benimkine sığdırırım yani. Sığmama ihtimali yok. Altına alayım mı bir? Ya alet boğuldu gibi. Duydun değil mi o sesi? Birden şey oldu böyle. Yok bu arada serinletiyor. İyi mi? Vallahi serinletiyor. Bir denesene. Belki ben de alırım. Ciddi serinletiyor. Ama ilk başta oturduğunda boğulacak. Bak şu an boğuldu. Bak birazdan serinletmeye başlayacak. Aa evet. Evet serinletiyor. Yani böyle direkt şey gibi değil. Havaymış gibi hissetmiyorsunuz. Sanki bir şey böyle bir şey oluyor gibi ama bir serinlik katıyor yani arkadaşlar. Oo güzel. Terlemezsiniz bundan. Arasını da serinletiyor. Aa, bu harbi bir şey değil mi? Ya. Sakat eder. Çocuğun olmaz. Harbi derecesi var bak şu an en yüksekte çalışıyor. Bence bir şey olmaz ya. Onun için zamanında şeyde de falan onu çok diyorlardı. Arabalarda koltuk ısıtmayı açmayın. İşte kısır olursunuz falan. Ben vallahi bindiğim zaman bir açıyorum. Araba 3'ten 2'ye çekiyor. Onun seviyeleri var ya 2'ye çekiyor. Ben yine 3'e çekiyorum. Ama hala çocuğun yok bilemeyiz. Aa gerçi onu da bilemeyiz şimdi. Bu bayağı işimi görür benim. Puan? 9. 9.5. 9.5 veriyorum buna. 9.5 veriyorum. Satranç bu ya. Ciddi misin? Tüm çocukluğum boyunca hayal ettiğim ve alamadığım ürün bu biliyor musun? O şey televizyon reklamlarında evet. Çıkan ürün var ya. Neydi? Pfizer Dicer mıydı? Slicer Dicer mıydı? Öyle bir şey. Öyle bir şeydi. Bir tane dayı geçer bunu tak 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 yapar. 50 kere aynı şeyi oynar ya. Hayalimdeki şeydi bu ya. Hala yemek yapıyor musun? Aşçılık eğitimim ne oldu benim biliyor musun? Bir ders gittim. Benim spora gitmem gibi mesela. Aşçılık eğitimi aldım. Sadece bir ders gittim, bir daha gitmedim. Normalde 12 ders gitmem gerekiyordu. 12 haftalık bir şeydi. Bir hafta gittim. Ha, tamam, bunun şura jilet kısmı. Şuraya koyuyoruz ürünü. İçinde herhalde onlar da farklı kesim bıçakları değil mi? Evet. Bak şunlar farklı kesim bıçakları herhalde. Kaydırdığım falan. Deneyeceğiz. Deneyelim. Şefim bu et bıçaklamak için mi? Ne bu? Bu ne ya? Ya da patatesi onunla bıçaklayıp... Hayır. Bu ne biliyor musun? Bu bence atıyorum... Patatesi koydun ya, taktın patatesi buna. Ondan sonra burada muhtemelen kaydırdığımız bir alanı da vardı. Ben o reklamda öyle bir şey hatırlıyorum. Ha, taktın ya patatesi. Tamam, şu bıçaklar var. Şöyle şöyle ha. Onlara muhtemelen bunu takıp şöyle yapacağız. Evet patatesimiz geldi. Onu koy. Ezeyim mi direkt patatesi? Patatesi ezmez ya. O kadar reklam yaptılar ya. Bence bunu yarıdan keselim. Hiç reklamdaki gibi olmadı. Reklamda bu kırılır. Bu harbi kırılır. Bu acaba patates için değil mi ya? Bu domates için mi? Bu kırılır. Sen denesene bir de. Kırılırsa ben de kırılsın diye şey yapıyorum. Yok bak buradan... Oha bak, çok zorlanıyor. Burayı. Yok. Bu bence domates salatalık için falan ya. Bir domates versenize. Bir şey diyeceğim. Şunu da dene bir onu. Belki bu daha geniş ya. Ama o da patates öyle yapmanın ne anlamı var? Dikdörtgen uzun patates işte. Değil mi? Kesti. Aa oldu. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Tamam. Doğru. Tamam, bu doğru oluyor. Jiletimiz buymuş. Bu arada bir şey değil mi? Gayet de güzel yani bence. Yani. Pürelik olur mu diyeceğim ama. Yani burada da biraz kaldı ama olur mu olur. Bak bence yanlış yapıyoruz. Benim hatırla. Ha altı dolu bunun. Evet işte ben onu diyorum sana. Bir yerinde yanlış ama olacak ya. Bak cips gibi olacak. Şunu sökmemiz lazım. Bunu da sökmemiz lazım. Bir de korktum sanki böyle çok tehlikeli. Ama hiç gibi. Reklamdaki gibi olmuyor bu şu an. Evet bu reklamdaki gibi değil. O adam benim hatırladığım bir şeye takıyordu bunu. Tamam mı? Bak bunu takıp kaydırıyordu. Dene bir bakayım. Bak burayı da ben tutayım. Evet. Şu an patates gibi oldu bu. Bu ürün iyiymiş arkadaşlar. Evet oluyor. Evet oluyor. Bayağı bir saniye. Oo, baksana abi şu an bile yiyesim geldi bunu ya. Şu an yeme. Ama cipslik oldu. Bayağı cipslik olur. Çocukluk baksana. Hayalin gibi mi? Peki için çocukluk hayalim gibi değilmiş. Onu çok o adam çünkü usta öyle bir yapıyordu ki onu jilet gibi pat 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 çat 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 çat. İçindekiler de benim oluyor mu? Tabii hepsin.
Tamam, mükemmel ürünümüzü denedik. Kaç puan verdin? Ben bu arada çocukluk hayalim olduğu için ama biraz da çocukluk hayalimi yıktığı için çünkü o kadar dört dörtlük bir ürün değildi. 6. Yok, o kadar düşürmem. 7.5 falan veriyorum. O da çocukluk hayalim ama işte mi bu ürün 4 dörtlük olanını bulsak yani harbiden ha, evet, son kalite. Son kalite olan bir ürün. Yani. Evet, son kalite olan bir ürünü bulsak bence o iyidir yani. Yeni bir ürüne geçiyoruz. Aldım ürünü. Kitap gibi bu. Ha evet, bir kitap aldım sana. Beyaz Diş. Jack London Beyaz Diş. Bu arada kitap okumayı çok istesem de okuyamıyorum. Kitap çok az okudum ya. Bu benim okuduğum ilk kitap. Bu mu? Evet. Konusu ne? Kurt var bir tane. Dörtte bir melez. Tamam. Onun yaşadığı acılar. Onun yaşadığı acıları mı anlatıyor? İnsanlar tarafından yaşadığı acılar mı? İlk önce dışlanıyor sürüsünden. Çünkü şey, annesi yarı köpek, yarı kurt. Babası tam kurt. Sonra insanların yanına gidiyor. Oradan kaçıp dışlandığı için. İnsanlar ilk önce buna iyi davranıyor. Sonra köpek dövüşlerine kullanmaya başlar. Anlattım. Ama finalinde ne olduğunu söylemedim. Şey, bir tane adam var ya şöyle şey kitabı okuyor, ben çok hızlı okuyorum. Ben 8 yaşındayken okumuştum. 8 yaşındayken mi okudun? Evet, ve 8 yaşında okunmaması gereken bir kitap bu. Yalan söylemeyeyim, okuyacağım desem yalan olur. Oku, bir gün kitap okursam okurum. Ama bak, kurtlarla yazılmış, ilgili yazılmış en ünlü kitap bu. Tamam. Kitap okuyabilirsem, ciddi söylüyorum, çok istiyorum kitap okumak ama ya kaç kere denedim, hep böyle bir işte 50. 60. sayfaya geliyorum, 70'e geliyorum. Oradan itibaren akıyor gidiyor. Puan? Puan. Kurtlarla ilgili bir kitap. 7 puan vereyim yani, ne diyeyim. 7 puan veriyorum. Puan hiç düşürmüyor. Ama ona da hiçbir şekilde yükselemiyoruz. Ya bundan 10 almayı beklemiyordum zaten. Mükemmel bir şeymiş ya. Bu kaliteli bir şeye benziyor Harun. Harun ne diyesi bu ya? Bu ne? Ha, araba pompası. Bak, geçen gün benzinlikte bir problem yaşadım. Arabanın şeyini dolduracağım diye, havasını basacağım diye. Çeviriyorum çıkmıyor. Arabanın şeyi sıkışmış. Taktıktan sonra mı sıkıştı? Evet, taktıktan sonra sıkışmış. Çeviriyorum sıkmıyor. Çıkmıyor. Ha. Bayağı çıkmadı. Uğraştım. En sonunda şeyle çevirdik. Karga burun var ya. Karga burunla falan çevirdik, zar zor çıktı. O yüzden bu ürüne geçeceğim artık. Şimdi bu ne tam olarak? Bayağı bildiğin şarjlı. Bu şarjlı pompa. Ama sadece araba için değil. Tabii canım şey. İşte top, bisiklet lastiği. Oluyor mu hepsi? Bak şunlar top ucu falan var burada. Hmm. Evet. Şu ince olan top ucu. Şu ince olan hiç unutmam bunu, biliyor musun? Ulan ya. Şeyde hep basıyorlardı bizde. Top bastırmaya gidiyorduk bisikletçi evet. Abilere. Ya normalde şöyle duruyor. Yer kaplamasın diye. Kilit sandım ilk başta var ya. Belki böyle bir yere de asılabilir ya. Evet, bunu kilit gibi asabilirsin bir yere. Bunu da arabanın şeyine takıyorsun. Hı-hı. Bu da Type-C bu arada şarjı. Hepsi, bana çok dikkat ediyorum. Şimdi bak burada ekran var. Kaç PCI? Şurada ışığı varmış. Gece bir şey olursa diye muhtemelen. Yani çok bir işe yaramıyor gibi ama. Hani gece yatıyorum, bir karanlıkta ışık kullanamayacağım bir yerde. Ama şey, pompayı yaparken. Pompayı takarken işte. Evet. Ha bak buradan bisiklet modu, motosiklet modu, basketbol topu modu, araba modu. Kaç PCI? Kaç PCI yüklüyor şu an? 0. Fazla yükletebiliyor muyuz? Hayır, bu PCI basınç ya. Evet. Şu an basınç algılaması tamam, lazım. Tamam, işte önce girecek, ondan sonra evet. PCI şey yapacak. Okey. Yani arabada durması tertemiz ürün. Şey bir ürün. Acil durum şeyi gibi ya. Yolda giderken bir şey olsa, bir havası inse falan hiçbir yerde durmama gerek yok. Ki C-Type'la şarj da var. Arabada her türlü şarj edebilirim. Onunla da ilgili problemim yok. Çok güzel ürünmüş. Powerbank gibi de kullanabiliyorsun. Bunu. Bak, altında bak bir de USB çıkışı var. Ha, bundan enerji almak için yani, değil mi? Tamam. Yok, güzelmiş. Çok güzel ürünmüş. 9.5. 9.5 lira, 10 bak, onu saklıyorum. Çok mükemmel bir şey gelir, 10 puan niye veremedim demeyeyim diye. İşte gelmeyebilir ama. Belki gelir. Nereden bilelim? Bir kutu geldi yine. Bak benim... Kendi bıçağınla açsana ya. Kesiyor mu deneyelim. İyi hatırlattın. Kesiyor da bu beni de kesebilir herhalde. Oy, güzel kesiyor bu arada. Dur bakayım bir. Bu Pfizer'dan daha iyi. Evet. İşte bak, böyle bir kalitede bir şey olsa, anladın mı, onu koyup pat 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 yapsan çok güzel olur. O slicer dicer mıdır, pyser dicer mıdır, nedir? Vay vay Thunder vay Manderken. Vay 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 vay. Aile dediğin her şeydir evlat. Bu 1968 Dodge Charger Wide Boy diyor. Adamın adı neydi? Dom. Dom Toretto. Dom Toretto değil miydi? Dom'un. Dominic Toretto işte. Dominic'in Charger'ı bu. Aha. Bir şey diyeyim mi, bunu açmayın diyorlar. Ya aç, öyle şey mi olur? Değil mi bak, sen de aynı şeyi yapıyorsun. Bu kutular açılmıyormuş. Ben, bana da hediye geldiğinde, araba geldiğinde kutuyu açtım yayında. Nasıl sinirleniyorlar? Herkes böyle şey yapıyor. Açılır mı? Öyle şeyler açılır mı? O yüzden ben o günden sonra böyle araba tarzı hediyeler geldiği zaman şu tarz böyle sergilenmelik, bunları açmıyorum. Ya açmayacaksan niye kapıları açılabilir araba alıyorsun? Ama böyle güzel duruyor işte. Bunun olayı yani, bunu ne yapıyorlar biliyor musun? Atıyorum bundan, aynı Wide Boy'dan işte arkasında 10 tane serisi var ya. Onun da böyle biz açak ya.
Bagajı açılıyor mu? Şuna tam açılacak gibi gözüküyor ama. Ha açılıyor. Oo motoru da var içinde. Motor kısmı da açıldı. Bunun motoru arkadaymış bak. Ön CBR. Bagaj. CBR ne? Egzoz mu? CBR turbo ya. Ben de biliyorum. Bu arada ağır harbiden. Ağırsa. Ağırsa kalite veririm. Puan? Puan buna da 9 puan veririm. Sen saldıracaksın 10 puan vermiyorum diye biliyorsun değil mi? Hayır benim şey böyle. Yani 10 almayı beklediğim ürünler var. Var mı? Ama şey hani çoğunu açtın şu an. Harbi mi diyorsun? Ben de işte onların üstünde belki bir şey varsa ona 10 puan vereyim diye. Yoksa bunların harbiden çoğu güzel ürünler. Şansım o zaman ben de kesin hep şeyler kaldı. Belki bundan sonrası full trip de olabilir yani. Trip de olabilir belli olmaz. Katit. Ha bu battala. Aa battalın neyi bu? Kapının köşesine koyuyormuşsun. Kediler kendi kendine sürtünmesi alıyormuş. Için. Sürtünür. Yam yam. Bu arada kapıya bile zaten sürtünüyor. Şöyle. Careful attention, worship attention, worship dik. Okey. Ha tamam. Bunu bayağı bildiğin. Bu şey değil mi? Kedi otu. Evet. Onu kokusun. Yani alışsın diye ilk önce onu koyuyormuşsun galiba. Ha tamam. Şu arkasına çifli bantlarla. İki tamam. Tane çifli bant i̇şte takıyorsun. Çifli bantı var zaten. Onu kapının şöyle köşeye koyacağım ya da duvarın köşesi de olur. O da olur. Duvarın köşesine koyacağım ama girecek sürtünecek buna istediği zaman. Bu gayet güzel. Yani otomatik tımarlama makinesi gibi bir şey. Ha, bak içi açılıyor muhtemelen. Ha ot. Otu herhalde buraya bir yere koyacağız. Ha ya da hayır. Yok. Bunu çıkarıp temizlemek için. Bunu çıkarıp temizleyeceğiz. Ondan sonra. Bunları denedin mi hiç? Hiç denemedim. Acaba hani. Hiç ne oluyor da geliyor acaba? Bayağı kediler kafayı buluyor bunu yiyip. Bayağı kafayı buluyorlar hem de yani. Biz baksak ne olur tadında bunun? Hiç kokusu mokusu da yok. Koku yok değil mi? Ben almıyorum. Yok bayağı bildiğin pet shop kokuyor. Ya ben bir kedi olsam isteyeceğim en güzel şey bu olurmuş. Şüpheli paket. Puan buna kaç veririm? 8 vereyim ya. İyi. 8 verelim buna. Vay 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 ha. Vay vay vay. İşte aradığım. Bir Ankaralı ya. Evet güzel bir hediye. Tespih de en sevmediğim şey ne biliyor musun? Abi tespih hediye geliyor bir şey yapıyor. Çok hoşuna gidiyor. Kullanacaksın cinsi. Abi o gelip evine veya işte bir yerde çıkarıp böyle eline alıyorsun ya. Abi olduğu gibi buna çöküyorlar. Yani çök... Tespihlerimi falan hep artık saklıyorum, çıkarmıyorum bilerek. Şey yaptığın zaman birisi alıp götürüyor ve o tespihi bir daha bulamıyorsun. Kimin aldığını da bilmiyorsun. O yüzden abi tespihin bu huyunu çok sevmiyorum. Toparlayamadım cümleyi. Bu şey, Damla Kehribar'dan. Damla Kehribar. O kadar, başka bilgim yok. İmamesi gümüş mü? İmamesi de gümüştür İmamesi herhalde. İmamesi de gümüştür. Orijinal kehribar mıymış bu? Evet, orijinal Damla Kehribar. Biz ne yapıyorduk biliyor musun mesela? Ben Umre'ye gittiğimde şey yapıyorlar, tespih satıyorlar herhalde tamam mı? Orijinal olup olmadığını anlamak için de tespih yakıyorsun. Ama bunu onlar çok istemiyor. Çünkü onlar kehribar diye satıyor, aslında plastik. Onlardan habersiz mesela biz diyorduk ki orijinal kehribar mı diyorduk. Hacı kehribar diyordu. Bir keresinde öyle çakmağı koydum, bir anda pata 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 o plastiği patlamaya bir başladı. Ondan sonra direkt uzamıştık oradan. Adam da güldü bu arada yani. Ah. Bu da böyle bir anımdır. Senden önce yakmışlar. Ha, sertifikası var. Ben artık risk atmıyorum. 10 puan veriyorum. Damla Kehribar. 10 puanımı veriyorum artık. İnşallah çalınmaz ya. Bak bugüne kadar hangi hediye tespih gelse hepsi gitti. Hepsi senin gitti. Hediye paket açılış videonda abin direkt cepliyor. Anlık orada. Ha, orada biz Tuna vardı bizim ekipten. Tuna direkt. Ha, ekip mi? Evet arkadaşım. Kordi bana abin dedi. Bir abim daha. Abim de mi çalmış? Ona mı çalmış? Kordi abin dedi bana. Abim de çalmış o zaman. Bunlar çok bak işte bundan bahsediyorum. Çaldın abi herkes hediye şeyinde de bizim ekipten Tuna vardı. O da ceplemiş bir tane tespih. Herkes tespih cepliyor yani. Benim tek anladığım şey o. Sanki böyle bir akvaryum kutusu, böyle akvaryumla alakalı şeylerin kutusu gibi. Değil. Ya da pet shop'la alakalı bir kutu gibi. Akvaryumla ilgili hiçbir şey almadım. Akvaryum zor zaten ya. Benim akvaryumum bu arada zaten alsan da ekleyebileceğimiz bir şey yok. Çünkü benimki low tech. Low tech mi oluyor işte? Öyle düşük şey teknoloji. Düşük teknoloji. Ha. Hatta benimki de teknoloji bile yok. Hiçbir şey yok ki benimkinde. Gerçekten takabileceğim maske sonunda. Bunu takarız işte. Nasıl durdu? Bak işte bak. Size dediğim sahne bu. Şeyde duracağım. Elime de tespih alayım dur bakayım bir. Bu kadar bir kültür karmaşası olamaz yalnız. Kültürlerin çakışması anladın mı? Böyle duracaksın abi. Tahtında bekleyeceksin kim geliyorsa. Güzelmiş ama bak bir. Sen de bir taksana bakayım. Sende nasıl duruyor? Açılıyor yani, ne oluyor? Açılıyor mu? Ucuz cosplay ürünü evet, gibi. Sanki bunun altına şey zırhı giyeceksin ama kumaştan o. Sadece hani şey kumaş kısımları var ya kalitesiz kumaştan. Öyle bir şeyden giyeceksin. Ya güzel bu arada şey değil ya bence. Dediler orta çağı çok seviyormuşsun falan dediler. Orta çağı severiz. Biz çocukluğumuzdan beri o orta çağ oyunlarıyla büyüdük zaten. İşte ona uygun bulabildiğim en şey buydu. Bu ürünü de beğendim. Puanım buna 5 veriyorum ya. O da çok kalitesiz ürün olduğu için. Evet diğer kutumuza geçiyoruz. Bu neymiş?
Ha, peki nasıl yanıyor bu? Bu güneş enerjisiyle şarj oluyor. Altından geçerken yanıyor. Tamam, bu tam benim işte daha evi dediyor diyor mu? Tam orası sana. Orasını aynen. Düşünerek direkt şey oraya yapacağım. Kullanılacak şey. Biz bunu kullanıyoruz şeyde. Nerede kullanıyorsun? Bahçede. Ha, senin dediğin bahçede. Ve kaç tane var? 5 tane falan var herhalde. İyi mi peki? Yürüdüğün her yerde şey oluyor. Anında ışık. Yanıyor değil evet. Mi? Şey mi peki? Beyaz ışık mı, gün ışığı mı? Bir yakalım bakalım. Ha, yakabiliriz. Bunun kumandası da varmış bu arada. Evet, kumandası bizdekilerde var. Kumanda yok. Bu şu vidası. Şu an bu yanmıyor. Neden yanmıyor? Acaba şey güneş panelinden elektrik almadığı için. Ha, şurada on off tuşu ya. Ha, bu iyiymiş bu arada ya. Hah, bu en yüksek yanalı bu herhalde. Bayağı iyi ya, şey yapıyormuş bu arada. Yo, bu iyiymiş. Bunu işte o zaman bir atıyorum, bizim mangal yerimiz var bir tane. Mangal yerinde orada çok ışık olmuyor. Bunu oraya koyacağım. Ha, direkt sensörsüz de yanabiliyor mu? Evet. Ya, tamam, daha iyi. Koysana bir tepeden mesela şu an. Aydınlatıyor değil mi mesela burayı bayağı? Ciddi aydınlatıyor bu. Tertemiz. Güneş paneli olayı önemli bunda, yanlış değilsem. Evet yani. Değil mi? Bir daha şarj etmiyorsun işte. Oradan hep şarj oluyor. Tamam. O zaman bunu güneş görecek. Bizim gece işte böyle ara koridorlar var. Oralara koyarım şöyle bir tane. Bir denerim. Beğenirsem alırım. 3-5 tane, 6 tane senin gibi. Açıklamada link var. Açıklamadan alırız. Ne olacak aşağıdaki linklerden? Buna da puanım son ürün olduğu için 8 puan veriyorum. Son ürün değil, daha var. Nerede? Ha, var. 7,5 puan veriyorum. Sıradaki ürünümüz. Bu ne? Aa, bu yine battala. Ha, kovalayacağı top. Kendi kendine kedilerin oynamasını sağlayan akıllı topmuş. Ne oluyor lan? İçinde dönüyor. Kovalaması için o bir kere koyuyor ya kedi, ilk bir koyuşta o enerjiyi topluyor, dönmeye başlıyor, pata 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 pata. Aa, bak bak, dönüyor içinde bir şey. Oha! Ya hiçbir şey yapmazsak ne olur? O zaman ara ara yapıyor bu. Evet. Tamam. Şimdi bak ne oldu, sen evdesin. Kedin yatıyor. Baktın dedin lan bu ne yatıyor bu kadar, bunu kaldırmak lazım. Bunu alacaksın, koyacaksın şöyle. Bu böyle ilkli bekleyecek. Şimdi o kilitlendi böyle, kafayı sallıyor ona. Bu ondan sonra gitmeye başlayınca bir kovalayacak bunu. Ve sürekli farklı şeyler evet. Yapıyor. Bak durdu şimdi. Kedi oynuyor şu an. İki pata attı. Bu yine kaçmaya başladı. Bıraksak gider mi çok ya? Bu arada açık unutma, şarjı evet. Bitene kadar battal böyle. Kedi kafayı yer biliyor musun diye durmaz bunu, sürekli kovalar. Bu arada direkt şey hani, kedi delirtme itemi. Bu arada harbi delirtir ya. Kedi, en sakin kedi gibi de bence bunda kafayı yer. Güzelmiş, beğendim. Tipçe mi? Bu da tipçe bu arada arkadaşlar. Bu da tipçe. Bu ürüne puanım 8,5. 8,5 puan veriyorum. Battal Bey merhabalar. Şimdi sizinle oyuncağımızı deneyeceğiz. Hazır mısınız efendim? Koş. Ürünleri bitirdik. Ürünler bitti. Şimdi şey yapıyoruz böyle. Genel mutluluk puanı gibi yani böyle. Genel, ortalama gibi değil de. Genel mutluluk puanı yani. Yani ürünler, ürün, böyle genel ürün puanı da. Yani. Ürün bence genel puan olarak da 8,5 veriyorum ben. İlk defa buçuk şeyi getirdi bu arada konsepte. Bu konsepte buçuk diye bir şey yok normalde. Ben 8,5 puan veriyorum genel olarak konsepte. Bence güzel de hediyeler gayet. Battala var, bana var, köpeklerime var. Ondan sonra benim işte sevdiğim şeyler var. En nokta atışı dediğin ürün hangisi? En nokta atışı bence araba. Şey mi? Araba koku olayı direkt hani takip etme meselesi, anladın mı? Onu diğer türlü göremezsin onu yani. O çok güzel ve onu direkt söylüyorum. Onu direkt yapacağım yani. Onu direkt. Geldiğin için teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim davet ettiğin için. Çok memnun kaldım. Çok teşekkür ediyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz aşağıdan beğen butonuna basarsanız bizi mutlu edersiniz. Ayrıca gelecek toplu paket açılışı videolarında konuk etmemi istediğiniz kişileri yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Gelecek videoları kaçırmamak için kanala abone olabilir. Mert'in kanalına oyun izlemeyi seviyorsanız Mert'in kanalına abone olabilirsiniz. Başlıkta linki var. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.